Tüm yurttaşlarımızın emeğiyle alın teriyle yaşayan herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Bu 1 Mayıs'ta iktidar işçi sınıfının sesini kısmak için pandemiyi bir fırsata çevirmişti. Oysa pandeminin de en ağır bedellerini ödeyen işçiler, emekçilerdir. Tam da bu nedenle pandemide de en fazla konuşması gereken işçilerdi. İktidarın bütün baskısına, ablukasına rağmen hem Taksim'de hem Türkiye'nin dört bir yanında işçi sınıfının taleplerini yükselten herkesi sevgiyle selamlıyoruz. Daha güçlü, milyonlarla kutlayacağımız 1 Mayıs'larda buluşmak üzere. Herkesin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Bugün 1 Mayıs'ı anıyoruz. Kutlama demek çok doğru bir yere düşmez açıkçası. Hem 77 1 Mayıs'ında kaybettiklerimizin anması hem de bugün dünyada neredeyse en çok emek sömürüsünün olduğu ülkelerden biri haline dönüşmesinin anması Türkiye'nin. İşçi emekçi sınıfı hala bir direngen mücadele vermek konusundaki ısrarını inadını sürdürüyor. Eminim bu mücadelenin sonu 20 yıllık bu ceberut hükümetinde öncesinde var olanların da emekçi sınıf üzerindeki yarattığı baskıyı bertaraf etmek ve yok etmek üzerine olacak. Hepinizin 1 Mayıs'ı ileride kutlu olacak. Buraya bugün Mecidiyeköy, Harbiye, Şişli önündeki gözaltıların üzerinden geldik. Sabah 9'dan bu yana yüzlerce insan gözaltına alındı. Polis ağır darp uyguladı. Çok sayıda gaz fişeği kullandı. Yani aslında gazın şeyin ortasından çıktık geldik. Gördüğünüz gibi çok küçük bir kalabalıkla bir 1 Mayıs kutlamasına izin verildi. Oysa ülke işçi sınıfı çok ağır saldırılarla yüz yüze. 1 Mayıs işçi sınıfının sadece bayramı değildir. 1 Mayıs aslında işçi sınıfının taleplerinin en gür şekilde dile getirildiği bir mücadele günüdür. 1 Mayıs'ı böyle ablukalarla, polis zoruyla, gözaltılarla, şiddetle kullanarak engelleyemezler. Tarihsel olarak bunu yapamadılar. İşçi sınıfı içinde ciddi bir öfke var. Kod 29'dan işsizliğe, sefalete kadar, köleceye çalıştırmaya, ücretsiz izne kadar ağır hak ihlalleri söz konusu. Buna karşı ortak bir mücadele yürüteceğiz. Buna karşı yılmadan, buna karşı geri çekilmeden yürüteceğiz. Görüyorsunuz İkizdere'de köylülere jandarma terörü uygulanıyor. Burada işçilere saldırıyor. Kadınlar ne zaman sokağa çıksa aynı şeyi uyguluyor. İktidar hak arayışlarını yoğun bir baskı ve polis terörüyle bastırmaya çalışıyor. Ama durduramıyor, durduramayacak. Ben inanıyorum ki işçi sınıfının yükselen öfkesi, büyüyen çelişkilere verilecek cevabı derinleşecek ve işçiler ve biz kazanacağız. Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün 1 Mayıs. Bugün tüm dünyanın işçi sınıfı, emekçileri, halkları olarak taleplerimizi, hedeflerimizi, mücadele coşkumuzu alanlarda, meydanlarda, iş yerlerinde birbirinin yanına koyduğumuz, umudu büyüttüğümüz gün. Bugün 365 gün çalışan işçi sınıfının ve emekçilerin yılın bir günü 1 Mayıs'ta kendi taleplerini ifade ettiği gün, gelecek dünya düşlerini ifade ettiği gün ve bugün binlerce kilometre ötede dünyanın dört bir tarafında yüzünü hiç görmediğimiz, hiç görmeyeceğimiz sınıf kardeşlerimizle umudumuzu, gelecek dünya düşlerimizi, mücadelemizi ve coşkumuzu bütünleştirdiğimiz gün. Evet, bugün 1 Mayıs. Bugün senenin 365 günü çalışan işçi sınıfının kendi talepleriyle alanlarda, meydanlarda olduğu gün. Ama bu yıl 1 Mayıs'ı bir kez daha pandeminin ve salgının yarattığı koşullarda, yasakların gölgesinde kutluyoruz. 365 gün çalışan işçi sınıfının yılın bir günü kendi talepleri için alanlarda, meydanlarda taleplerini ifade etmek için buluşmasına tahammül edemeyenler bugün Taksim 1 Mayıs Meydanı başta olmak üzere evet barikatlarla çevirdiler. Bu barikatlar çok şeyi anlatıyor arkadaşlar. Bu barikatlar ülkemizi yöneten siyasi iktidarın pandemi sürecindeki
tercihlerinin simgesidir. Bu barikatlar işten çıkarma yasağı adı altında binlerce işçinin kod 29'da tazminatsız işsizlik ödemesi olmadan işten çıkartılmasını anlatıyor. Bu barikatlar ücretsiz izin dayatmasıyla 3 milyona yakın işçinin ve ailesinin günde 50 lirayla yaşamaya mahkum edilmesini anlatıyor. Bu barikatlar bu pandemi sürecinde bile hepimizin çalışarak ürettiği milli gelirin sadece %1'inin yurttaşlara pandemi desteği olarak ayrılmasını anlatıyor. Bu barikatlar %50'lere varan kadın işsizliğini, %40'ları aşan genç işsizliğini anlatıyor. Bu barikatlar daha hayatının başında 20'li yaşlarında yaşamını kurmak isteyen gençlerimizin iş bulma ümidini bile kaybetmesini anlatıyor. Bu barikatlar bu pandemide bir yandan ev içindeki iş yükü artarken, kadına yönelik şiddet artarken istihdamdan çekilmek, evine kapanmak zorunda bırakılan kadınları anlatıyor. Bu barikatlar eşitlik, özgürlük, adalet mücadelesini veren herkese karşı iktidarın kendini ancak bu barikatlarla, yasaklarla, baskılarla sürdürebildiğini anlatıyor. Dedik ki işçilerin çalıştığı her gün ve her yerde 1 Mayıs'ı kutlayabiliriz ve kutlayacağız dedik. İşte bu barikatlar tam kapanma adı altında getirdikleri bu önlem paketinde 16 milyon işçinin virüsle burun buruna çalışmak zorunda bırakılmasını anlatıyor. O nedenle değerli arkadaşlar, bu 1 Mayıs'ta bir kez daha söylüyoruz. Bütün işçilerin, emekçilerin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin 1 Mayıs'ı başta Taksim Meydanı olmak üzere her yerde kutlaması haktır. Buna tahammülsüzlük kabul edilemez. Sabahtan bu yana onlarca yakın 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını buradan kınıyoruz ve bütün gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Evet. Serbest bırakılsın. Gözaltılar serbest bırakılsın. Gözaltılar serbest bırakılsın. Evet, bu 1 Mayıs'ta umut yan yana dedik. 1 Mayıs umuttur. 1 Mayıs emektir. 1 Mayıs mücadeledir. 1 Mayıs direniştir. 1 Mayıs bu ülkenin çocuklarımızın, daha doğmamış torunlarımızın geleceğidir. 1 Mayıs bu memleketin geleceğidir. O nedenle buradan öncelikle herkesin, bugün burada bizimle birlikte olan basın emekçisi arkadaşlarım başta olmak üzere, iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, hastanelerde, belediyelerde, bütün iş kollarında bu kapanma sürecinde çalışmak zorunda olan bütün işçi kardeşlerimizin, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, gençlerin, kadınların, eşitlik için, adalet için, özgürlük için direnenlerin, İkizdere'de doğasına, ağacına sahip çıkanların, özgürlük için direnen kadınların, bu toprakların aydınlık geleceği için mücadele eden ve bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten bütün sınıf kardeşlerimizin, hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Birleşip kazanacağız. Birleşip kazanacağız. Birleşip kazanacağız. Ve buradan son kez ve bir kez daha sözünü veriyoruz ki artık pandemiyle birlikte iflas ettiği ortaya çok daha net bir biçimde çıkan bu düzenin yerine yeni bir toplumsal düzen kuracağız. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, üretenlerin yöneten olduğu, emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyasını kendi ellerimizle kuracağız. Ve başta Taksim Meydanı olmak üzere eşit ve özgür
emeğin Türkiye'sinde bu meydanda yüz binlerle, milyonlarla 1 Mayıs'ı kutlayacağımızın sözünü veriyor. Buna olan inancımızla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyoruz. Hepimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs.